Teşekkürler Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, bugün aramızda çok değerli misafirlerimiz var. Eşitlik için Kadın Platformu üyeleri Eşik'ten 81 ilden gelen kadınlar buradalar. Kendilerini selamlıyoruz öncelikle. Hoş geldiniz demek istiyoruz. İyi ki varlar, iyi ki buradalar, iyi ki birlikte mücadele ediyoruz. Bu sabah bizim de katıldığımız kadın milletvekilleriyle birlikte bir toplantı yapıldı. Sonrasında da meclis bahçesinde kadınların konuştuğu bir kürsü oluştu ve gün boyunca mecliste olacaklar. Peki kadın mücadelesi ve kazanımlarına göz diken bu iktidar başarıya ulaşabilir mi? Asla başarıya ulaşamaz. Çünkü biz hayatımıza, bedenimize, kimliğimize ve yaşam hakkımızı, işkence görmeme, şiddet görmeme hakkımızı herkese ve her şeye rağmen koruyacağız ve kazanımlarımıza asla dokundurtmayacağız. Maalesef iktidarının kadın düşmanı politikaları bugün olduğu gibi yarın yani devam edecek gibi buna hazırlık yapılıyor. Ağustos ayı içerisinde sadece 29 kadın cinayeti, 21 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti. Ay ay katledilen kadınlardan her ay açıklanan bu vahşet tablosundan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilen iktidar sorumludur. Evet, kazanılmış haklarımıza saldırıyı bir yasama pratiği, bir yaşam pratiği haline getirirler. Seçim döneminde de kadınların kazanılmış haklarına söz söylüyorlar, söz ve göz dikiyorlar. Erkek devletin ve erkek aklın temsilcileri maalesef bu konuda kadınların iradesinin ne kadar güçlü olduğunu anlamıyor, anlamak istemiyor. Bizler birer nesne değiliz, özneyiz ve bu parlamentoda da kesinlikle sonuna kadar kazanılmış haklara sahip çıkacağımıza, haklarımıza ifade etmek istiyorum. Aile çalıştayları yapanlar, yeni medeni kanun hazırlıklarıyla uğraşanlar ve daha birçok taslakla kadınların kazanılmış haklarına göz diken iktidar ve ortaklarına şunu söylüyoruz. Karşınızda bu toplumun yarısı olacak. Bizler olacağız, kadınlar olacak ve buna geçit vermeyeceğiz diyorum. Sayın Başkan, diğer bir gündem gözaltılar. Türkiye'nin hiç değişmeyen gündemi ve tabii ki gözaltıların başında da partimizin üye yöneticilerine yönelik operasyonlar var. Dün İstanbul ve Kırklareli'nde operasyonlar vardı. 20 arkadaşımız, yöneticimiz gözaltına alındı ve gözaltı sayısına İçişleri Bakanlığı'na göre artacak. Bu demokratik siyasete, demokratik tepkilere tahammül etmemedir. Baskı ve baskı yöntemleriyle yönetme pratiğidir. Aslında otoriter bir rejimin tüm öğeleri bu yönetimde mevcut. Şimdi herkesi terörist ilan ederek kendinizi var etmeye çalışıyorsunuz ve aslında her yerinizden suç fışkıran bir yönetim anlayışı var karşımızda. Bu ülkede hak isteyen, adalet isteyen, eğitim isteyen, iş isteyen, özgürlük isteyen herkes terörle iltisaklı oluyor. Bir yaşındaki bir bebek bile terörle iltisaklı kabul edilerek görüşme hakkı gasp edilen bir zeminden söz ediyoruz. Gözaltılarla bugüne kadar teslim alamadınız. Bundan sonra da alamayacaksınız. Bu yöntem başarısızlığa mahkumdur diyorum. Arkadaşlarımızı serbest bırakın. Sayın Başkan, bu parlamento bir eksikle toplandı. Sevgili Can Atalay, Hatay halkının iradesi bu sıralarda şu anda oturmuyor ve Yargıtay 5 Ekim'de Anayasa Mahkemesi kararını açıklayacağını ifade etmesine rağmen ön alarak aslında AYM'ye mesaj verdi, direktif verdi, gözdağı verdi. Nasıl nitelersek niteleyelim ve maalesef bu ülkenin Adalet Bakanı hukuka rağmen okunabileceğini bu mecliste kararın ve vekilliğinin düşebileceğini söyledi. Anayasa 83 şu anda muhaliflere uygulanmıyor. En çok da partimizin üye ve yöneticilerine, vekillere uygulanmadı. Yargıtay yasa koyucu değildir. Anayasa 14'ü bu şekilde yorumlayamaz. Biz buradan çağrı yapıyoruz iktidara. Lütfen halkın iradesini bir kez daha gasp etmeyin. Can Atalay'ın kararını buraya getirmeyin ve okumayın. İnfazı ertelenebilir. Geçmişte pratikleri var ve Can Atalay halkın iradesidir. Serbest bırakın çağrısını yinelemek istiyorum. Sayın Başkan, diğer önemli bir konu
1 Ekim günü partimiz bir açık. Lütfen sözlerimizi toparlayalım. Orada şunu söyledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorunun çözümü için gerekirse baldıran zehri içebileceğini ama şimdilerde yok saydığı, Kürt meselesi çözümsüz bırakıldıkça Türkiye halkları bunun bedelini her geçen gün daha ağır ödemektedir. Şiddet ve çatışma ortamı devam ettikçe yoksulluk katlanarak artıyor, savaşa yatırılan bütçe ile soframızdan ekmeğimiz çalınıyor. Dışa bağımlı ekonomi belimizi büküyor, devlet içinde çeteleşmeler yaşanıyor, hukuksuzluk ve adaletsizlik her alanın sistemsel kuralı haline geliyor. Bu sözler tırpanlanarak bir akıl tutulmasıyla binlerce tetikçi trolün eline verilmiş ve bizi tehdit ediyor diye iki gündür linç kampanyası yürütülüyor. Ve şunu söyleyelim, Kürt meselesinin konuşulmasından bu kadar korkmayın. Bu savaştan çıkarı olanlardır en çok korkanlar. Onlar hesap verecek. Lütfen bitirelim, lütfen. Biz bunu bugün değil, binlerce kez söyledik ve söylemeye devam edeceğiz. Barışı istemek, bunun mücadelesini vermek sizin için suç olabilir ama bizim için onurdur. 50 yıldır devam eden bu savaştan etkilenmeyen tek bir insan gösterebilir misiniz? Yoksulluğun, bütçenin hiç mi bununla alakası yok? Bu ülkede insanca yaşamak isteyen halklar barışın, iş ve aşın tesis edildiği bir ortamda yaşamak istemez mi? Hangi anne ister çocuğunun savaşta ölmesini? Silahların susması, savaşın son bulmasını, size rağmen bir son bulması için mücadele edeceğiz. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, eş başkanımızın savaşın yıkıcı etkileri ve son bulması için yaptığı çağrıyı çarpıtarak hadsizce açıklamalarda ve tehditlerde bulunuyor. Kendisinin vukuatları kamuoyunca bilindiği için söz sarf etmeye değmez. Yalnız o kirli ağzına ve zihnine de boyun eğmez. Lütfen. Evet, lütfen bitirelim. Yalnız o kirli ağzına ve zihnine de boyun eğecek birileri yok karşısında, bunu iyi bilsin. Sırtını yasladığı makamdan güç alarak kadınlara saldıran, hakaret edenler de er geç cezasını bulacak. Ama şunu söyleyelim, daha önce de o gün ifade etmiştik. Kürt meselesinde çözüm yerine müzakerenin tüm halklarımıza kazandıracağına inanıyoruz. Ankara saldırısını asla kabul edilemez bulduğumuzu ifade etmiştik. Karşısında olduğumuzu söylemiştik, şimdi de söylüyoruz. Ve şiddet ve çatışma yerine çözüm siyaseti için mücadele ederek bunları ortadan kaldırabiliriz. Sorunun çözümü şiddette, silahlarda, silahı kutsamakta, savaşı kutsamakta değil, barışı yüceltmektedir. Çözümü, diyaloğu, müzakereyi öne almaktır diyorum. Teşekkür ediyorum.